Şeyde köyün ilk kuruluşunu, kimler ilk önce gelmiş, kimler gitmiş, onları güzel güzel anlatamıyorsa anlatır. Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, 1 milyon Yozgatlı platformumuzun hazırlayıp düzenlediği köy tanıtım programımız devam ediyor. Bu arada Sivri Köyü'nden de bir abimiz gelmiş. Hoş geldin diyelim. Öyle yaptım bak ben. Latif olsun diyelim. Ben de bu köyde. Öyle mi? Tamam olsun. Buradan o zaman Sivri Köyü'ne ve Sivri Köyü gurbetçilerine de selamımızı göndermiş olalım. Bu espriye de ancak böyle toparlayabiliriz değil mi? Tabii ki. Evet, Yozgat ilimize bağlı 13 ilçemize ve 550 köy tanıtımımız devam ediyor. Bugün 403. köyün tanıtımını çekeceğiz. Yine bu köyümüzde Yozgat ilimiz Sarıkaya ilçemize bağlı bir köy değil mi burası? Evet. Bazen sınır köylerde oluyoruz. Köy başka taraf, şuradaki Sarıkaya'ya bağlıysa şuradaki Sorgun'a bağlı. Yani böyle olduğu oluyor. Yine tabii ki dün buradaydık. Muhtarımızla görüştük. Bugün birinci çekimimizi yapacağız. Tabii ki bu köy tanıtımlarımız bir çekimle kalmıyor. Toplam 5 çekim yapacağız. Bir muhtarın 5 yıllık döneminde 5 defa çekim yapacağız. Bunun birincisinin tarihini biz belirliyoruz. Geri kalan 4 çekimi de muhtar belirliyor. Tabii muhtarın da kendine göre, bazı muhtarlarımız şenlik yapıyor, onu çektiriyor. Bazı muhtarlarımız köye çeşme yaptırıyor, köy konağı yaptırıyor, bizlere davet ediyor. İkinci, üçüncü çekimlerimizde o şekilde 4 çekim daha yapacağız. Birinci çekimde bazen evleri çektiğimizde unuttuğumuz evler oluyor. Yine röportaj yapamadığımız kişiler oluyor. Onları da ikinci, üçüncü çekimlerde dile getiriyoruz. Yine yanımızda bir abimiz var. Mikrofonu önce sana şöyle vereyim abim. Size ilk önce hoş geldin diyorum. Özür dilerim. Dişlerimden dolayı konuşmada önemli değil. Benim de ağzımda diş kalmadı zaten. Sıkıntı çekebilirim. Sıkıntı yok. Dişlerimi yaptırdığım için. Bizim... Dişlerimi mi yaptırdın? Evet, dişlerimi yaptırıyorum. Ne kadar masraf oluyor? Ben de yaptıracağım da mı? Efendim şimdi devlete yaptırırsanız ucuz. He. Özele yaptırırsanız pahalı. Lan ne kadar evet. Ucuz dediğim ben pahalı. Şimdi 12 tane diş takacak kaplamayla beraber. Hı. 205 lira para ödedim ben. 205? 50 lira. TL. 250 TL. 205 TL. 205 TL. Evet. O bizim boyumuzu aşar ama olur. 205 TL çok mu fazla? Neyse devam edelim. Mikrofon sende abi. Şimdi benim adım Osman Çamlı'da. Sorgun'da ikamet ediyorum. Evet. Bu çekimden dolayı buraya geldim. Hem de sizleri ziyaret etmek için. Köyümüz hakkında bildiğim kadarıyla evet. Anlatmaya çalışacağım. Bizim köy yazın 70-80 hane oluyor. Dışarıda oturuyorlar çünkü. Kışınca 40-50 haneye falan düşüyor yani. Evet. Köyümüz 93 Harbi diye Osmanlı Rus Harbi'nde. Yani 1870-78 Osmanlı Rus Harbi'yle. Evet. Kars'ın işgal edilmesiyle Kars'tan değişik köylerinden Kars'ın Göle ilçesi, eskiden Göle şimdi Ardahan'a bağlı. Oradan evet. Göç başlamış. Artık kaç yılda geldiler ona bilen yok yani orada. O zamanki şartlarla kahnıyla mı geldiler, atla mı geldiler, öküzle mi geldiler. Bilen yok. Oradaki çevre köylerden işte Rusların zulmünden kaçarak bu tarafa gelmişler. Anadolu'nun güvenli olan yerlerine. Bizim köyde çeşitli kavimlerden oluşuyor işte. Eskiden kavim deniyor ya. İşte buraya ilk gelen, ilk yerleşenler Kerim Agil yerleşmiş. Kerim Agil yerleşmiş. Ondan sonra oradan göçenler nerede sormuşlar. Herkes bir kurpede gittiği zaman tanıdığını arar ya. Evet. Nerede bunlar? Nerededir? Onun için gelmişler, yerleşmişler. İşte aşağı yukarı bizim köyümüzde 130-140 yıllık bir tarihi var. Evet. Ve bu şekilde köyümüz yerleşmiş. Köyümüzün geçim kaynağı olarak tarıma dayanı, hayvancılığa dayanı bir geçim kaynağı var.
Başka da bir şey anlatmak istemiyorum. Neyi, başka ne istiyorsunuz yani? Evet. Peki bu köye neden Akbucak demişler? Bu köyün eski adı Akköprü'ymüş. Zaten şurada Akköprü. Bir köprü var. Evet. Bu köprü çok eski bir köprüymüş. Köprü daha sonra tarih olduğu için 1911 yılında, 1327 tarihli eski tablesi de var orada. Hı. Yapıldığı için Akköprü Akbucak'a dönüşmüş. O şekilde yani. Evet. Peki tarihi sizce ne kadardır? Yani 5 asır, 500 yıllık, 600 köprüyü yıllık. Köprüyü mü? Hayır, köyün. Köyümüz tarihi. Değil mi? Köyümüzün tarihi 130-140 yıllık yani. Kars'tan göç, 93 harbi yani. 130 yıl, 140 yıl o civarda. Köyümüz buraya 130-140 yıllık bir tarihi var yani bugün. Eski değil. Peki senin bildiğin, hatırladığın kadarıyla babayın, dedeyin anlattığına göre ilk bu köyün kuruluşunda kaç hane varmış? Kaç kişi kurulmuş? Valla bu köye 5-6 sülale gelmiş işte. Bunlardan birisi Kerimler gelmiş. Evet. Hafolar gelmiş, Hamolar gelmiş, İbişler gelmiş, Dursunlar gelmiş. Ve ufak ufak da bazı 3-5 ev olarak 3-5 aile gelenler de var yani. Bunlar mesela burada Işık Soylar var, onlar gelmiş. Ondan sonra Koçolar dediğimiz onlar gelmiş. Efendime söyleyeyim Erkanlar gelmiş. Onların geldiği köyleri farklı farklı. En çok köye göç eden orada şimdiki adı Köprülü kasaba orası. Ben biliyorum, gezdim oraları. Evet. Eski adı da Gorevenk. En çok oradan gelmişler yani. Mesela Dursunlar sırf eski adı Kong, şimdiki adı Kuzupınarı Köyü. Köyüme de gittim, ben gördüm. Akrabalarım da var orada. Ondan sonra mesela burada Taşkınlar var. Taşkınlar soyadı. Eskilerini bilmiyorum da. Eskiden Koçolar derlermiş. Onlar da Salut'tan gelme. Erkanlar Salut'tan gelme mesela. Evet. İbişler var burada. İşte Alparslan Beylerin sülalesi. Onlar da Çölpenek'ten gelme. Şimdiki adı Serinçay. Serinçay şimdiki adı, evet. Çölpenek'ten gelme. Bir burada Yüceller var. Onlar da Ustaları mı? Yok. Onlar şeyden gelme. Varginiz'den gelme. Varginiz köyünden gelme. Oraya hep yakın köyler. Aynı bura gibi. Mesela Selimli, Kerpicik, Akbucak, Gedikasan, böyle köylerden gelmiş. Orada en çok dedelerimiz anlattığına göre orada Ruslardan çok Ermeni zulmünden kaçmışlar. Evet. Şimdi aslında Ermeni zulmü nasıl? Yine arkasında Ruslar var. Hani şimdi biz PKK zulmü diyoruz ya. Esas bu zulmü yapan batılı güçler yani. Siyonist güçler. Siyonist güçler destek vermese PKK kim ki? Evet. O zaman da Ermeniler kim? İşte Rusya destek vermiyor. O Ermeniler çok zulmettiğini söylüyorlar yani. Evet. Hatta orada bir su var diyorlar ki, anlatıyorlar. İşte Ermenilere malımız kalmasın diye o bir dere var, büyük bir dere. Bizim buradan daha büyük. Tüm kabını kaşını oraya atmışlar. Onlar kalmasın diye yani. Anladım. O şekilde. Peki köyün kökeni nedir? Köyümüzde tamamı köyümüzün Kürt, yalnız Dursunlar Türk. Kürt, Alevi, Alevi yok. Sünni. Alevi yok. Hepsi Sünni köyümüz. Laz, Çerkes, yok. Kardeşiz hepimiz kardeşiz tabii ki ama Yok, köyümüzde işte bir Dursunlar hariç hepsi Kürt, bir Dursunlar Türk. Ben onu da öğrendim yani. Değil mi? Kuzupınar köyünden gelme sırf bizim sülaleye gelmiş. Ben de Dursunlardanım. Evet. Sırf onlar Türk yani. Ama Türk ya, biz de Kürtçe öğrendim. Dedem güzel Kürtçe konuşurdu yani. Çok güzel, harika Kürtçe konuşur. Öğrenmiş yani. Evet. Anladım. Biraz da senden bahsedelim. Ben Sorgun'da yaşıyorum. Öğretmenim. Sorgun'da. Evet. Şu anda hala çalışıyorum. Kaç kardeşsin? Anne baba hayatımı. Annem sizlere ömür. Annem babam dedeme boyun şiş derlerdi. Satılmış derlerdi boyun şiş. Babam Şamil. Evet. Ondan sonra biz 6 kardeşiz. 4 erkek 2 kız. Evet. Hepimiz evliyiz. İşte biri benim Ömer kardeşim, bir dedem oturuyordu burada Cesur. O biri de Sorgun'da. Evet, çoluk çocuk. Benim 4 kızım var. 3 kızım var, bir oğlum var. Oğlum burada. Oğlum orada. Evet. Küçükler oğlum. Öyle işte. Tavuk çocuk falan. Tavuk çocuk yok. Ben Sorgun'da ikame ediyorum. Tavuk yani tabii nerede? Niye Sorgun'da böyle kıyı mahallelerde? Yok, kıyı mahalle. Ben şimdi Sorgun'da nerede oturuyorum? Ben size söyleyeyim. Bazı insanlar. Karacılar Camii var ya.
Garajlar Camii'nin hemen çapraz karşısında oturuyorum. Benim yerim orası yani. Anladım. Buraya işinin arkası mı o fırının? Neyin o? Fırın değil. Şey var ya orada, orada uzak. Aşağı iniyorsun. Cami var ya, caminin bu tarafı. Postane Caddesi, eski Postane Caddesi var ya. Kozan Emlak var orada. Kozan Emlak'ın üst tarafında. Menderes. Menderes Büyükören'le. Menderes Büyükören'le, iyi tanırım. Evet. Benim de okul arkadaşım. Var mı gurbette tanıdıkların? Tabii ki canım, Avrupa'da var. Onlara şöyle bir selam gönderelim. Bir de süremizi tabii ki herkese tabii ki sınırlı yapmamız gurbette, gerekiyor. Gurbette mesela Avrupa'da tanıdıklarım var. Akrabalarım var. Onlara Ziya var. Selam söylüyorum. İstanbul'da, İzmir'de, bizim köyün çoğu İstanbul, İzmir'de. Evet. Oradaki köy komşularına, arkadaşlarıma, büyüklerine, hepsine bol bol selam söylerim yani. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bu, köyümüzü tanıttığınız için ben size teşekkür ederim efendim. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.